Merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı günler, bol kazançlar diliyorum. Öncelikle bugün baktığımızda Bitcoin'in bir seviyede kaldığını görüyoruz. Öncelikle genel bir değerlendirmeyi hemen yapalım. CoinMarketCap'in toplam değerinin 1 trilyon 657 milyar dolar seviyesinde olduğunu, son 24 saat içerisindeki değişimde 24 milyar 74 milyar dolar seviyesinde olduğunu gözlemliyoruz. Şimdi Bitcoin'de şöyle bir durum var. Dün hatırlarsanız videomda belirlemiştik. Fibonacci'deki seviyelerini söylemiştim. Bakın 42.476 dolar seviyesi. Dünkü söylediğim seviye buradan geri döndü. Yani bir Fibonacci'de diğer seviyeyi zorladığı zaman buradan ya ani bir düşüş gerçekleşir ya da ani bir çıkış gerçekleşir. Hani burada şu şekilde bir düzeltme yaparak küçük kırmızılar şeklinde olabilir 2-3 tane arka arkaya, ama ondan sonra burayı aşabilirse bizim için 42.476 dolar seviyesinin üzerinde bir gövde mumunu bırakması halinde biz artık Bitcoin'de bekleyeceğimiz seviye neresi olacak? O zaman 51 bin dolar seviyelerini gözlemleyebiliriz. Yeter ki bunun üzerine atabilsin. Ya daha önce hiç bu seviyeye çıkamamıştı. Yani düşüşün ardından, en büyük düşüşün ardından bu seviyeyi hiçbir zaman görememişti. Hep yakın bir seviyeden geri çekiliyordu. Bu sefer 42.476'ya değdi. Bizim için bu seviye çok önemli. Burayı eğer aşabilir ve gövde mumu koyabilirse inşallah bundan sonra 50 bin dolar seviyelerini gözlemlemek mümkün olabilir. Burada bugün bekleyeceğimiz seviye şu olmalı. 41.657 dolar seviyesinin üzerinde bugünü kapatması lazım. Yani gece 3 mumunda eğer 41.657 dolar seviyesinin üzerinde bir mumla kapatabilirse biz 42.476 dolar seviyesini aşmasını bekleyebiliriz. Burada şu da önemli, hani alımla desteklenmesi, haberler mutlaka etkiliyor. Burada tutunmayı başarabilir inşallah. Diğer eğer tutunamazsa buradan aşağı gidebilirse 40.800 dolar ilk test edeceğimiz seviye olacak. Hani 40.800 dolara kadar geri çekilmeyi bekleyebiliriz gün içerisinde. Eğer tutunursa, alımla desteklenirse de üst tarafı bekleyebiliriz. Şöyle CHZ ile ilgili de durumu size söyleyeyim. CHZ'de şu an için kademeli bir çıkış görüyoruz. Bakın hep yeşilden sonra düz bir kırmızı atarak aşağıya çekiyor ama bir sonra o seviyeyi aşıyor. Bakın daha önceki aştığı seviye 26.33'müş. Daha önce 26.48, 26.33'ün üzerine kadar çıkmış ve buradan dönmüş. Sonra nereye gelmiş? Baktığınız zaman 27.20'den geri dönmüş. Bizim için bugün CHZ'de de beklememiz gereken 27 19 seviyesi. Aslında bu benim çizdiğim bir şey. Yani bunu düz çekseydim normalde beklememiz gereken yer şurası olacaktı ama 27.69 olacaktı. 27.69'dan ziyade benim beklentim şu yönde CHZ'de 27-21 dolar seviyesini aşıp gövdemi koyması. Ama Bitcoin'in hareketine bağlı olarak hareket yapıyor. Bitcoin küçük bir harekette yeşil yaparsa burayı aşması çok kolay oluyor. Ben CHZ'den ümitliyim hala. Biraz yükseldi. İnşallah devamı gelir. Aniden böyle bir yükseliş bekliyorum, vurabileceğini düşünüyorum. Umarım devamı gelir. Hemen HOT ve TT bunları da bir değerlendirelim isterseniz. Orada da durum nedir, ne değildir bir söyleyelim. Biraz tatil yerinde olduğum için arkadaşlar internette sıkıntı yaşıyorum. Kusura bakmayın o yönden. Evet, HOT'ta. Şimdi bu da aynı şekilde kademeli bir yükselişin devamında geldi. HOT'un da Bitcoin'in durumu toparlaması durumunda aniden yukarı yönlü bir hareket yapabileceği ümidini taşıyorum ben de. Yani diğer coinlerde de aynı şey geçerli ama işte o pump dönemlerini tekrar görebileceğimiz ümidini taşıyorum. Burada HOT'ta şöyle bir sıkıntı var. Şu çizdiğim bölüm birbirine tam temas etmediği zaman bu boşluklar dolması gerekir. Yani şu an şu boşluğu doldurması gerekiyor. 0.064
96'nın biraz altına iğne atıp buradan tekrar çıkmasını bekleyebilirim ben hotta. Bir geri çekilme olabilir. Şurayı doldurmadan çıkmaz. Yani bundan sonraki mumu bir kırmızı atarak şurayı doldurabilir. Ondan sonra kırmızıyı yeşile çevirip 0.0664 dolar seviyesini aşmasını bekleyebiliriz. Bu 66.44'ün üzerinde tutulması durumunda daha yukarı yönlü bir hareket beklenebilir. BTT'ye bakalım. BTT'de evet, BTT'de durumunu toparlamaya çalışıyor. Gerçi her kademede biraz daha yükseliyor. Aslında kademeli bir yükseliş bütün coinlerde söz konusu. İşte biz biraz tedirgin oluyoruz artık, yani ani bir düşüş gerçekleşir diye. 50 günlük ortalama 200 günlüğü kesti. Artık bundan sonra yukarı yönlü hareketlerin devamlı kademeli bir şekilde çıkabileceğini gözlemleyebiliriz. İnşallah olumsuz bir durum söz konusu olmazsa. Şu an 0.02934 dolar seviyesi BTT'de önemli. 0.03025 dolar seviyesinde aşmasın. Bunda da aynı durum söz konusu. HOT gibi bakın ara bölmeyi tamamlamaya çalışıyor. Burada bir kırmızı gözlemlersek bundan sonraki mumda ya da bunu kırmızıya çevirebilirse bundan sonrakini yeşil atarak 0.03053 dolar seviyesini gösterebilir. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar, yükselişlerin olduğunu, artık Bitcoin'den farklı hareketleri sergileyen coinlerin olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Yani iyi gidecek gibi, olumlu gibi, ama biliyorsunuz bu piyasa öyle bir piyasa ki bir bakıyorsunuz elinizde avucunuzda ne varsa çıkacak diye girdiğiniz anda kaybedebiliyorsunuz. Bir tek habere, bir tek harekete bağlı kalabiliyor. Onun için biraz takipte kalıp dikkatli olmak lazım. XRP'den biraz ümidim var ama işte dava durumları da söz konusu. Nasıl olacak, nasıl gidecek? Onlar da belirsizliğini koruyor. XVG zaten her zaman farkındaysanız hareket sergileyebiliyor. Elde tutmakta fayda var. O da oldukça iyi bir yükseliş ve trend yakaladı. Bundan sonra devamı gelecek mi? Onu da bekleyip göreceğiz. XVG'de de seviyeleri söyleyelim. Sizin için belki elinde olan varsa faydalı olabilir. Burada da aynı şekilde bir boşluk oluştu. Ama buraya bir iğne atmış. Bakalım gövde mum atacak mı? Şurayı aşmamız gerekiyor. XVG'de 0.0250 dolar seviyesini aşmamız gerekiyor. Burayı aşabilirse, gövde mumunu koyabilirse bu sefer bekleyeceğimiz nokta 0.02614 seviyesi olur. Ama XVG ani hareketleri yapabilen bir coin. Elde tuttuğumuz sürece kar getirebiliyor, işte uzun bekletiyor belki, ama zaten piyasa kötüyken çökmüştü. İnşallah olumlu olur diyelim. Arkadaşlar, bugünlük size anlatacaklarım bu kadar. Şöyle bir merhabalaşalım diye videoyu hazırladım. Umarım hepiniz için hayırlı olur. Herkese Allah'a emanet ediyorum. Bol kazançlar diliyorum. Hayırlı günler olsun.